Güncel'de bugünün konuğu Ankasam Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Teşekkür ediyorum. Evet, dış politikada hareketli bir gün geçiriyoruz. Bizim aylardır yaptığımız tartışmaların bugün artık önemli eşiklerinden birindeyiz. S-400'ler artık Ankara'ya geldi. Evet. Birinci sevkiyat tamamlandı. Önümüzdeki süreçte yeni sevkiyatlar da gerçekleşecek. Tabii şimdi herkesin aklında şu soru var. Bundan sonra ne olacak? Aslında bu soruyu yanıtlamak için bu süreci, yakın dönem gelişmeleri belki ele almak gerekecek. Ne diyorsunuz? Kuşkusuz. Yani bakıldığında tam bir karşılıklı meydan okumalarının olduğu bir ortamda Türkiye kararını çok net bir şekilde ortaya koydu. Ve meseleye bir kez daha S-400'leri Ankara'ya indirmek suretiyle, efendime söyleyeyim, yeni bir boyutu da kazandırdı. Şimdi bakıldığında S-400'ler klasik anlamda, bunu hep konuşuyoruz burada, konuştukta, bir silah sistemi değil. Sadece bir hava savunma sistemi olarak da biz buna bakmıyoruz. Daha temelde Türkiye'nin tehdit algılarına yönelik olarak temin etmek zorunda kaldığı ve bu anlamda gerekirse yeni ittifak sistemlerine de açık olduğu bir sürecin aşaması olarak bunu görüyoruz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri mevcut tavrında devam ederse, o zaman Türkiye'nin endişelerindeki haklılık teyit edilmiş olacak. Çünkü Türkiye bu S-400'leri alırken kuzeyinden bir tehdit algısından dolayı almadı bunu. Ya da doğusundan gelecek bir tehdit algısından dolayı almadı. Güneyi ağırlıklı olarak batıdan Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle de İsrail dengeleyecek buradaki bir takım tehditlere veya çıkarlarını burada tehdit eden bir takım gelişmelere yönelik olarak caydırıcılık pozisyonunu kuvvetlendirmek için böyle bir yola gitti. Dolayısıyla Türkiye açısından S-400'lere bakıldığında bir kere mevcut çıkarlarını koruma ve iki, bu kapsamda gelişebilecek, bekasını tehdit edecek gelişmelere yönelik olarak caydırıcılık kapasitesini arttırma ve bu caydırıcılık kapasitesinde de gerekirse yeni eksenler inşa etme durumu söz konusu. Şu an bunun birinci aşaması büyük ölçüde gerçekleşti. Caydırıcılıkla ilgili adım atıldı. Eğer Amerika, bir kez daha söylüyorum, farklı bir takım adımlar atmaya çalışırsa, o zaman Türkiye'de çok daha radikal anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadaki politikalarını, projelerini büyük ölçüde aksatacak ve bu anlamda Amerika'nın maliyetlerini arttıracak uygulamalara geçmekten bir an için tereddüt etmeyecek. Zira zaten Amerika ile Türkiye arasında uzun bir süredir örtülü bir mücadele var. Yani bunun işte zirve yaptığı noktalardan bir tanesi 15 Temmuz biliyorsunuz. Yine işte geçtiğimiz aylarda ABD Ulusal İstihbarat Direktörü çok net bir şekilde açıkladı. Ankara dedi, bizim açımızdan en büyük engel. Şu bu değil. Ankara dedi. Ankara'daki bir iradeden ve buradaki yeni şekillenen bir merkezden duyduğu rahatsızlığı çok net bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla bugün bakıldığında bu S-400'lerle birlikte Türkiye'nin yeni bir eksen inşa sürecini ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu görüyoruz. İşte efendime söyleyeyim, bir takım değerlendirmeler vardı, bir takım eleştiriler vardı. Mesela Doğu Akdeniz konusunda Rusya'nın çıkışlarıyla ilgili. Mesela bugün bakıyorsunuz, sadece burada S-400'lerle ilgili bir takım parçalar değil, radar sisteminin de ivedilikle getirildiğine yönelik yine medyada çıkan bir takım haberler var. Eğer Rusya gerçekten sizin Doğu Akdeniz'deki varlığınıza, çıkarlarınızı korumaya yönelik hamlelerinize karşı çıkmış olsaydı, ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz ve Suriye'de kullanacağımız bu silah sistemlerinde radarlara önceliği ya da Türkiye'nin bu konudaki çağrısına olumlu cevap verir miydi? Vermezdi. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Rusya'nın burada örtüşen çıkarları var ve bu noktada Türkiye ve Rusya sadece Karadeniz'de değil, Akdeniz'de, Orta Doğu'da yeniden şekillenen dünya kapsamında birlikte hareket ediyor.
Ve bir kez daha altını çiziyorum. Şu an Türk-Rus ilişkilerinde resmen adı konulmuş bir ittifak yok. İşbirliği yok. Ama de facto bağlamda evet var. Yani Astana ile başlamış olan, Soçi ile yine sembolleşmiş olan bir takım işbirlikleri var. Dolayısıyla bir takım işte S-400'ler, F-15'ler, F-35'ler noktasında işte bunların maliyeti yapıldı mı, şöyle oldu mu, böyle oldu mu gibilerinden evet. Bir takım eleştiriler de geliyor. Tamam, doğru, gönül isterdi ki bir taraftan da F-35'lerimiz olsun. Ama bugün bizim tehdit kaynağımız birinci derece Rusya değil. Yani bugün bakıldığında Büyük Orta Doğu projesini, Büyük İsrail projesini hayata geçirmeye çalışan, Kuzey Irak'ta bir takım oldu bittileri gerçekleştirmeye çalışıp boğazında kalan, 25 Eylül referandumunu burada konuştuk. Suriye'de halen Münbiç ve Fırat'ın doğusu noktasında büyük mücadele içerisinde olduğumuz ve şu anki son yığınaklara bakıldığında Türkiye'nin belki buraya bir operasyonu yakın zamanda başlatacağını öngörebildiğimiz bir sürecin buradaki kaynağına Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda zemin oluşturuyor. Ve yine Doğu Akdeniz ve Kıbrıs bağlamında bakıldığında ABD-İsrail ikilisinin aynen Suriye Orta Doğu'da olduğu gibi Doğu Akdeniz bağlamında da Türkiye'nin bölgedeki haklarına, çıkarlarına yönelik Avrupa Birliği'ni de kısmen yanına almak suretiyle bir takım engellemeler içerisine girdiğini ve tehditler savurduğunu görüyoruz. O zaman buna sizin vereceğiniz cevap ya gidip boyun eğeceksiniz ki Türkiye, az önce Sayın Dışişleri Bakanı da söyledi, izledik, daha da arttırırız diyor. Yani Türkiye sizin hamlelerinize karşı daha üst noktadan cevap verme yoluna gidebiliriz diyor. Yani Türkiye her şeyi göze almıştır diyor. Aynen Suriye noktasında hatırlayalım Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi. Her ne pahasına olursa olsun Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğizdi. Ve biz burada konuştuk bakın. Türkiye'nin güneyi sadece Suriye ile sınırlı değil dedik. Hatırlayın. Ve sadece burada terör örgütleri Türkiye açısından bir tehdittir ve bu bağlamda bu söz söyleniliyordur. Bu mümkün değildir dedik. Yani bu Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oradaki ifadesi Türkiye'nin güneyi itibariyle bugün daha net anlaşılıyor ki İran'dan başlamak üzere Irak, Suriye ve Akdeniz Türkiye'yi kuşatan bir hat ve orada terör örgütleriyle birlikte hareket eden bir takım devletler ve bu devletlerin niyetleri de hiç efendime söyleyeyim iyi değil. Onun için bugün Türkiye S-400'lerle bu niyetlere ve bu projelere karşı etkin bir cevap vermiş durumda. Eğer burada Türkiye yönüyle, yani Türkiye'nin buradaki çıkarlarına ya da Türkiye yönelik bunların zaten hasmane bir tutumu yoksa, niyetleri iyiyse niye bu kadar tedirgin oluyorlar? Bu Türkiye'nin kendisine yönelik tehdidin yönünü, boyutunu, adını koyması noktasındaki bugüne kadarki tezini destekleyen bir durum. Onun için S-400'ler Türk-Batı ilişkilerinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinde adını ne derseniz deyin, ilişkileri büyük ölçüde test etmiş bir hamle. Bunu bugüne kadar sadece işte Türkiye'nin Batı içerisindeki müttefikliği bağlamında kendileri değerlendirmeye çalışıyor. Ama kusura bakmasınlar, Türkiye'nin de bunu bir değerlendirme hakkı var. Yani siz Türkiye'yi tamamen sağdan tecrit etmeye çalışıyorsunuz, Türkiye'nin Türklerin hiçbir şekilde hakkı yoktur diyorsunuz. Ve buna yönelik olarak da siz binlerce kilometre öteden, mil öteden gemilerinizi getiriyorsunuz, buraya yığıyorsunuz, hak iddia ediyorsunuz. Sonrasında da Türkiye'ye diyorsunuz ki olmaz. Kıbrıs bağlamında bunu mesela yine konuştuk, konuşacağız. Şimdi Kıbrıs noktasında Türkiye'nin duruşu yerden göğe kadar haklı. Bunu çünkü Kıbrıs anlaşmalarıyla zaten bize, yani İngiltere'nin de içinde olduğu bu sistem ya da ittifak zamanında zaten bir anlamda bizim duruşumuzla birlikte zaten vermişti. Üçlü garantörlük sistemine bakıldığında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ve adada da iki halkın bu anlamdaki varlığı ve talepleri gözetilerekten kararların alınmasıyla ilgili burada bunlar anlaşmalarla kayıt altına alınmıştı. Ama sadece Rumları gözeterek adadaki Türklerin ve Türk varlığının bunların haklarını göz ardı etmek suretiyle siz bir politika geliştirmeye çalıştığınızda Türkiye'yi suçlayamazsınız. Geçen hafta da konuştuk burada, daha önce de konuştuk.
Sadece Türkiye'yi itham ediyorlar ve ithamlarla baskı altına alarak manevra alanını daraltmaya çalışıyorlar. Zannedersiniz ki bütün sorunların, kötülüklerin anası Türkiye ve Türkiye'nin dış politikada izlediği bir takım böyle atraksiyonlar. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye mesela anlam planıyla tamam gelin bu sorunu çözelim dedi. Masadan kaçan, referandumdan kaçan ve bu anlamda red diyen, en sonunda referanduma gidildiğinde, oylamalar yapıldığında hayır diyen Rum kesiminin kendisi oldu. Çözümsüzlüktür, çözümsüzlük çözümdür diyen. Aynı şekilde Avrupa Birliği'ne Rum tarafını almak suretiyle ki orada bir de Türk tarafı var. Tek taraflı almak suretiyle bu krizi daha da derinleştiren, çözümsüz hale getiren Avrupa Birliği oldu. Ama bütün bunlara bakıyorsunuz yüzsüz bir şekilde Türkiye'yi Akdeniz'deki izlediği politikalar bağlamında işte provokatif, işte bölgeyi istikrarsızlaştırıcı bir rol oynayan ülke konumuna sokmaya çalışıyorlar. Bakınız, eğer Türkiye'ye yönelik bunlar bir takım adımlar atarlarsa, işte bazı fonları keseriz, şöyle yaparız, evet, böyle deriz. O başlıkta çok mesela konuşuyor. Avrupa Birliği. Bunu kestikleri an o zaman sınırlar gevşer. Ege de eskisi gibi maliyetler artacağı için Türkiye bir takım tasarruf tedbirlerine gitmek zorunda kalabilir. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yani bu tür Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik kararları noktasında aldığı bir takım bu tür tedbirler Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin özellikle Avrupa Birliği açısından çok daha farklı sonuçlara yol açabilir ve bunun maliyetleri Avrupa açısından daha yüksek olur. Onun için zannetmesinler ki Türkiye'nin eli zayıf. Hayır, Türkiye'nin şu an kullanabileceği elinde fazlasıyla enstrüman var. Ve bunları zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde de kullanmaktan en ufak şekilde tereddüt etmez. Bunu bildikleri için zaten uzaktan, aba altından sopa göstermeye çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim, Türkiye'yi geri adım atmaya zorluyorlar. Ama burada aynen korkak tavuk oyunu gibi. Taraflar birbirinin üzerine tam gaz sürüyorlar ve burada önce kimin efendime söyleyeyim direksiyonu kıracağı mevzuna bakılıyor. Şundan emin olabilirler, Türkiye bu direksiyonu oradaki kendisinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının oradaki hakları garanti altına alınmadığı sürece devam edecek. Ve bunu da gösterdi zaten Kıbrıs Barış Harekatı'yla 1974'te biliyorsunuz. Evet. Ve şu anki yaptığı askeri tatbikatlarla da bölgeye gönderdiği arama gemileri, sondaj gemileri ve refakatçi savaş gemileriyle birlikte bir ikincisinden, üçüncüsünden geri geldiğinde bunları gerçekleştirmekte en ufak tereddüt yaşamayacağını da gösteriyor. O yüzden S-400'lerin şu an inmiş olması Türkiye'nin bu kararlı politikasının bir parçasıdır. Buna başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı'nın vereceği cevap bundan sonraki Türk-Batı ilişkilerinin seyrini de belirleyecektir. Bu kadar net. Eğer bir takım Türkiye'ye yönelik farklı adımlar atarlarsa o zaman Türkiye'yi ve Türkiye ile birlikte coğrafyasını da kaybederler. Zaten şu an sallantıda olan bir süreç var. Bu sallantıda olan süreç daha bir netlik kazanır. Peki şimdi bu yaptırımlar konusunda şu senaryoda konuşuluyor farkındaysanız. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın karar verme açısından daha farklı davranabileceğine yönelik bazı cümleler söyleniyor. Yine yaptırımların ertelenmesi, bir farklı gerekçeler 6 ay süreyle 180 artı 180. Bu tip iddialar gündeme geliyor. Bir tarafta Şahin kanadının bastırdığı gibi bir izlenimle karşılaşıyoruz. İşte G20 zirvesini geride bıraktık. Bugün NATO'dan mesela bu S-400'ler sonrası sert açıklamalar geldi. Şimdi bu tablodan bakınca Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım uygular mı? Ve mesela kısmi yaptırım mı diyelim, şöyle diyelim. Trump'ın engel olamadığı bir yaptırım Türkiye'nin ilişkilerini güçlendirmesinde bir zorluk yaratır mı? Ne olur? Daha önce biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla böyle bir yaptırımla biz karşı karşıya kaldık. Evet. Ve bu bizi kendi milli silah sistemlerimizi ve sanayimizi kurmamız noktasında da çok önemli bir vesile oldu. Ondan sonrası itibariyle de Türkiye'nin bugünkü mesela
ürettiği İHA'lar, SİHA'lar, daha başka silahlar ki şu an silah ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Belki önümüzdeki süreçte şu an dünya kamuoyunun bilmediği çok daha belki sofistike silahları piyasaya sürpriz olarak sürebileceğiz bir savaş veya kriz anında. Ki Türkler biliyorsunuz bu anlamda sürpriz yapmayı da sever. Ve dünya savaş tarihine de bakıldığında silah teknolojileri ve silahlar konusunda hiç de fena değilizdir. Yani bunu Çinliler de çok iyi bilir, Ruslar da bilir, diğerleri de bilir. Onun için şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir yaptırıma giderlerse, Türkiye öncelikle, bakın çok net söylüyorum, bu işin adını koyma noktasında daha radikal adımlar atar. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımların çok daha ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalır ve manevra alanını kaybeder. Biraz daha açtığımızda, yani Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu, bütün bu coğrafyada kısmen de olsa işbirliği halinde olduğu Türkiye'yi kaybedeceği gibi yeri geldiğinde burada ki 2007 hatırlayın krizi vardı. Bu 1 Mart tezkeresi sonrası çuval kriziyle birlikte yaşadığımız 2007'ye kadar o devam eden süreçte. Orada Amerika Birleşik Devletleri bize PKK ve sözde soykırımı biliyorsunuz sert bir şekilde kullanmak suretiyle bizi kendine göre hizaya getirmeye çalışıyordu. Ve o zaman Türkiye'den üç önemli açıklama yapılmıştı. Bunu hep söylüyoruz. Bir tanesi Sayın Başbakan Erdoğan, o zaman başbakandı. İnceldiği yerden kopar demişti. Bakınız. Büyük Anıtbaş'a Amerika habire ayaklarına sıkıyor demişti. Genelkurmay Başkanı'ydı. İlker Başbuğ Paşa da Amerika ile açıktan bir savaşa giremeyiz ama Amerika'nın maliyetlerini arttırırız demişti. Hatırlayacaksınız. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır. Erdoğan Bush zirvesi öncesi Aralık 2007'deki bu mesajlar Amerika'ya çok net bir şekilde verildi. Bu mesajlar halen geçerli. Ama bazı farklılıklar var. Amerika artık ayaklarına sıkmanın ötesine gövdeye doğru geldi ve gittikçe kafaya doğru gidiyor eğer bu şekilde giderse. İnceldiği yerden bu sefer kopar eğer böyle giderse. Çünkü bir takım yaptırımlar alıp Türkiye'de İşte 15 Temmuz'da zaten Amerika ve NATO test edildi. NATO bizi riskli ülke ilan etti. Başarısız ülke olarak adlandırmaya başladı. Bunun anlamı şuydu. Türkiye müdahale edilecek bir ülkedir. NATO riskli haldeki müttefiğini kurtarma adına Türkiye'ye yönelik bir müdahaleyi aslında örtülü bir şekilde o zaman gündeme getirdi. 15 Temmuz gecesi. Bakınız NATO'nun yaptığı açıklama vardır. Türkiye riskli ülke diyor. Evet. Nasıl riskli ülke? Riskli ülke ise senin yapacağın açıklama bu mu? Yine bakıldığında uzunca bir süre Amerika Birleşik Devletleri olsun, NATO olsun, Avrupa Birliği olsun, o 15 Temmuz'a yönelik olarak demokrasi ve benzeri noktalarda en ufak bir şekilde mevcut şu anki Türkiye'nin yanında duran bir ifade de bulunmadı, açıklama yapmadı. Adeta Türkiye'nin darbeler üzerinden hukuksuz bir şekilde Türkiye'de bir güç değişiminin ya da bir merkez değişiminin olmasını bekledi. Yönetim değişimini bekledi. Onun için sorunuzun cevabına geldiğimizde burada yaptırımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi hizaya getirmesi ve istediği sonucu alması mümkün değil. Bilakis çok daha farklı sonuçlar doğurur. Ve Amerika açısından da kendi içerisinde ciddi tartışmaların ya da mücadelelerin önünü açar. Trump'ın bu konudaki tereddütü de bundan kaynaklanıyor. Yani G20 noktasında Türkiye ile ilişkilerde yumuşamaya dönük bir takım mesajlar verdi. Çünkü şunu çok net bir şekilde biliyor ki tweetlerle ya da Twitter'dan verdiği mesajlarla bunun sahadaki boyutu çok farklı olacak. Ve burada en son görmek istedikleri şey de Türkiye'yi kaybetmek ve Türkiye ile karşı karşıya gelmek. Ve onun için şu an Amerika içerisinde de Trump ve etrafındaki ekiple daha başka ekipler arasında bir mücadele var. Asıl orta yol bulması gereken bunlar. Yani Türkiye'ye yönelik bir kere hasmane tutumlarını değiştirmeleri gerekiyor. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Türkiye'ye biçtikleri rolü ya da Türkiye haritasını şöyle
ellerinin tersiyle itmesi gerekiyor. Ve bu coğrafyayı bu anlamda, efendime söyleyeyim, rahat bırakmaları gerekiyor. Peki, bir ara verelim. Aslında söylediğiniz cümleler bize şunu da tartışmamız gerektiğini söylüyor. Yıl dönümünde belki de 15 Temmuz'a da birkaç cümleyle değinmek gerekecek. Tabii. Çünkü Amerika ile ilişkiler bağlamında söyledikleriniz kayda değer. Tabii S-400 konusu bitmiyor. Çok boyutu var. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra. Medya dolambaçlı ve karmaşık bir yol. Karmaşıklığın içinde bilginin değerli haline ulaşmak zor. Biz bu yolda her gün medya verilerini çeşitli filtrelerden geçirip anlamlı bilgilere dönüştürüyoruz. Medyanın mükemmel bir bilgi kaynağı olduğunu biliyoruz. Sadece takip etmiyor, fark ediyoruz. Akıllı medya bilgisi. Medya Takip Merkezi. Güncele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi S-400'lerle ilgili Amerikan Foreign Policy dergisinde bir makale, bir haber yayınlandı. Ve haberin aslında önemli bir noktası var bu yaptırımlar karşısında. Türkiye'nin incirlik kozunu ortaya koyduğu takdirde Trump'ın veya Amerikan yönetiminin biraz daha frenleyebileceği yönünde bazı izlenimler olduğuna ilişkin cümleleri gördük aslında. Amerikan yönetiminden bir yetkilinin açıklamalarına dayandırılarak yapılıyor bu haber. Türkiye'nin Orta Doğu'da savaşan Amerikan güçleri için kilit bir hava üssü olan ve aynı zamanda onlarca Amerikan nükleer silahına ev sahipliği yapan İncirli'ye erişimi engelleme tehdidini öne sürmesi halinde bu durumun değişebileceğini söylemiş. Aynı yetkili Erdoğan Trump'ı her şeye ikna edebileceğini sanıyor. Ulusal güvenlik yapısının geriye kalanı ise topyekün yaptırımlar için bastıracaktır sözleri dikkat çekiyor. Ne diyorsunuz? Sadece İncirlik değil, Kürecik dahil hepsi. Yani Türkiye bunu sadece İncirlik'le sınırlı tutmaz. İran'la ciddi anlamda krize giden ve bu anlamda ABD-İsrail ikilisinin İran tarafından da hedef haline getirildiği, İran belki Amerika'yı vuramaz. Amerika'ya kadar füze gönderemez ama Amerika'nın bölgedeki bütün askeri üslerini hedef haline getirebilir. Aynı şekilde İsrail'e yönelik de elindeki güçlü füze sistemleriyle saldırılar gerçekleştirebilir. Kürecik boşuna kurulmadı biliyorsunuz Malatya'da. Körelttiğinizde bitti. Yani Türkiye'nin az önce ilk turda yaptığımız konuşmalarda eli kuvvetlidir dediğim hadise, Kafkaslar, işte Orta Doğu, Karadeniz, Akdeniz, Balkanlar, hatta bakın Afganistan ve Çin mevzu, yani bu coğrafya itibariyle. Türkiye'nin çok derin bir tarihsel coğrafyası var. Bunu unutmamak lazım. Ve burada çok ciddi anlamda Türkiye etkili. Yani Türkiye bugün Libya'da çok etkili bir mücadele verebiliyor. Libya neresi, Türkiye neresi değil mi normalde baktığınızda? Sudan neresi, Somali neresi? Bugün Türkiye sınırlarının ötesinde ciddi anlamda sahada etkin. Ve orada her bir gücün anladığı dilden cevap verebilecek imkan ve kabiliyeti de sahip. Bunu Avrupa Birliği de biliyor, Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Ve Türkiye bu kendisine yönelik bir olası savaşı sadece kendi sınırlarında karşılamaz. Ve karşılamayacağına yönelik de bununla ilgili çok net mesajı veriyor. Yani bu Amerikan dergisinin söylediği bence çok bir anlamı yok. Nedenine gelince Türkiye zaten uzun zamandır söylüyor. Yani ya da Türkiye'den yapılan bir takım karşı cevaplarda ilk gündeme getirilen husus Amerikan üsleri. İncirlik olsun, diğerleri olsun. Daha da ötesi bakın, sahada asıl etkili olan biziz. Yani Suriye'de, Irak'ta ve diğerlerinde. Az önce söyledim, burada İlker Başbuğ Paşa'nın söylediği Amerika'nın maliyetlerini arttırırız. Yani Türkiye rahatlıkla bu yönde maliyetleri arttırabilir. Ve Amerika kaybeder. Bakın çok açık konuşuyorum. Türkiye'yi kaybetmeye başladığından dolayı Rusya bugün güneyde. Türkiye'den dolayı Rusya güneye inemezdi, Akdeniz'e inemezdi.
Ama sen Türkiye'yi tehdit edince, o zaman Türkiye mecburen bir denge politikası gerçekleştirmek zorunda bu tehditlere karşı. Peki burada şu soruyu da belki konuşmakta fayda var. Bu süreçte Rusya'ya ne kadar ve nereye kadar güvenilebilir sizce? Bakınız, biz Rusya'yla bakıldığında bu tarihsel anlamda ilk değil. Denize düşen yılana sarılır biliyorsunuz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan olduğunda Avrupa'nın desteklediği Kavalalı ordusu, Kütahya'da da son Osmanlı ordusunu yenip İstanbul'un önü açıldığında sadece payitahtta oturanlar yerinden zıplamadı. Aynı şekilde Moskova'daki çar da yerinden zıpladı. Çünkü İstanbul düşerse Moskova'nın önü açık. Anlatabildim mi? Şimdi burada Rusya'ya güven meselesi falan yok. Rusya ve Türkiye'nin ortak bir tehdit algısı var. Ve bu tehdit algısının kaynağı da 11 Eylül. Ve 11 Eylül ile birlikte Amerika'nın Avrasya'ya yerleşmesi, Afganistan'a yerleşmesi ve Avrasya üzerinden bir küresel güç olma iddiası, tek kutuplu bir dünya inşa etme iddiası. Burada Türkiye, Rusya, İran gibi güçleri Amerika kontrol edemediği sürece bunu yapabilmesi mümkün değil. Türkiye ve Rusya bunu gördüğü için Amerika'nın 11 Eylül hamlesini, Afganistan'a yerleşmesini kendi varlıklarına yönelik bir tehdit olarak da gördü. Ve bundan dolayı Türkiye ve Rusya'nın zaten ortak tehdide karşı birlikte hareket etmekten başka çaresi yok. O yüzden o ona güvenir, bu buna güvenir. Devletler arası ilişkilerde dost düşman yok. Çıkar deniliyor, evet, ama bu çıkarlarda ortak tehdit algısı özellikle Türk-Rus ilişkilerinde belirleyici. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında böyle oldu. 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması. Bakınız milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Lenin ortaklığı vardır. Hatırlayın. İngiltere'nin Kafkas Seddi projesine karşı Türk-Rus çıkarları, Türk-Sovyet çıkarları örtüştüğü için işbirliği yapmıştır. Bugün daha geniş anlamda bir Avrasya Seddi, Avrasya Seddi'nin ötesinde Avrasya işgal girişimi var. Bunlar Türkiye ve Rusya'yı birlikte ortak bir işbirliğine itiyor. Karadeniz'deki işbirliğinin temeli de bu yatıyor. Akamete uğratılan bir Türk-Rus ilişkileri oldu. 24 Kasım 2015'i hatırlayın. Hı hı. 27 Haziran 2016'da bunu çok hızlı bir şekilde telafi ettiler. Etmek zorundaydılar yoksa ikisi de kaybedecekti. Onun için Rusya'ya ne kadar güvenebiliriz? Rusya tarihsel anlamda bizim aleyhimize devamlı şekilde büyümüş bir imparatorluktur. Bir güçtür. Ama şu an geldiğimiz çerçevede Türkiye ve Rusya yakın çevrelerinden kuşatılmak istenilen ve Amerika tarafından kontrol edilmek istenilen, tehdit altında olan iki devlettir. Zaten Rusya uzunca bir süredir bu yaptırımlarla karşı karşıya. Biliyorsunuz. Rusya'da bir renkli devrim de gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Moskova'da uzunca bir süredir bununla ilgili girişimleri biliyoruz. Daha öncesi itibariyle Rus yakın çevresinde bir takım renkli devrimler adı altında renkli darbeler sürecine şahit olduk. Benzer durum bizim güneyimizde gerçekleşmiyor mu? Dolayısıyla Rusya'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor. Ve bundan dolayı da mevcut şartlara baktığınızda mesela Akdeniz'i konuşalım. Akdeniz'de Türkiye yalnız diyorlar. Şimdi Rusya, Amerika, İsrail'le birlikte Mısır olacak şeyler değil. Bazı Arap devletleri, Rum kesimi, Yunanistan ve Avrupa Birliği. Devlet kalmadı zaten baktığınızda. Türkiye'nin dışında kim var burada? Türkiye kimle hareket edebilir? Şimdi o zaman Suriye politikası dahil olmak üzere Ruslar açısından da bizim açımızdan da Rusya'nın güneye inmesi kaçınılmaz. Türkiye'nin çok arzu ettiği bir şey değil. Ama Batı ve İsrail Türkiye'yi böylesi bir politikaya mecbur kılıyor ve ondan dolayı da hiç zırlamalarına gerek yok. Hiç şikayet etmelerine gerek yok. Onlar Türkiye'yi böylesi bir karara itiyor. Yoksa Türkiye Rusya'yı tanımıyor mu? Ruslar Türkiye'yi tanımıyor mu? Gayet iyi tanıyor. Ama şu anki ortak menfaatleri bu tehdidin bertaraf edilmesi. Onun için kim kime tehditten ziyade ortak tehdit kim noktasında bir harekat tarzı var. Ve bugün Türkiye, Rusya, Akdeniz'de de ittifak halinde. Bakın söyledim. Rusya'dan bir takım çıkışlar olabilir ama Rusya'nın çıkışları da menfaatleri de Türkiye ile birlikte işbirliğini gerektiriyor. Nitekim yanılmıyorsam Putin'in ya da Rusya'dan başka bir yetkilinin açıklaması oldu. Rum kesimine dedi ki tercihini yap. Benle oynama dedi.
Bakın Rusya çok net bir şekilde Rum kesimine bir tercihte bulunmasını söyledi. Hani Rusya Rum kesiminin yanındaydı, Türkiye'ye karşıtıydı. Peki bu S-400'leri nasıl izah edeceğiz? S-400'leri alıp herhalde biz doğuya doğru çevirmeyeceğiz istikametini, değil mi? Ya da kuzeye. Onun için burada siz mevcut gidişata bakacaksınız. Mevcut gidişata bakıldığında bugün Türkiye ve Rusya sağ olsun Batı'nın, Amerika'nın ve İsrail'in bu yanlış politikalarından, Türkiye karşıtı politikalarından dolayı tarihlerinde olmayacak derecede bir stratejik işbirliği geliştirmiş vaziyetteler ve buna yakında bu eksene baktığınızda Akdeniz bağlamında İran'da dahil olabilir, Çin'de dahil olabilir. Neden Çin dahil olabilir? Bunu konuştuk daha önce. Kuşak yol güzergah güvenliği açısından burada Çin açısından çok fazla bir seçenek yok. Eğer Çin bu projeyi gerçekleştirmek istiyorsa Akdeniz Havzası'nda var olmak zorunda ve Akdeniz Havzası'nda da birlikte işbirliği yapabileceği ülkelere ihtiyaç duyuyor. Aynı şekilde İran açısından da durum söz konusu. İran içinde bulunduğu, efendime söyleyeyim, bu çevreleme ve kuşatmadan bir şekilde çıkmak zorunda. Basra kapatılmaya çalışılıyor. Basra'dan nasıl çıkacak? Bir Akdeniz koridoruna ihtiyacı var. Yıllardır onu inşa etmeye çalışıyor. Doğru mu? Türkiye'ye alternatif, Türkiye'nin çıkarları ne kadar örtüşür o ayrı mevzu. Biz şu an Emre Bey kısa vadedeki tehditleri konuşuyoruz. Kısa vadedeki tehditler varken uzun vadedeki tehditleri konuşmak çok mantıklı değil. Önce kısa vadedeki tehditlerin bir şekilde bertaraf edilmesi lazım. Ve Türkiye şu an oldukça pragmatik bir politika izliyor. Ve bununla ilgili olarak gerekirse Rusya ile gerekirse İran'la. Mesela 25 Temmuz, 25 Eylül referandumunda Barzani o konuda ısrar edince ne oldu? Bir araya gelmesi mümkün olmayan 3 devlet, en azından Türkiye-Irak ilişkileri krizdeydi biliyorsunuz. Türkiye-İran güya Irak'ta orada bakıldığında şekil şartlar itibariyle mücadele halindeydi. Ama her 3 devlet ortak tehditte karşı bir araya gelebildi ve Barzani referandumdan aldığı sonucu uygulayamadı. ABD-İsrail ikilisi de Barzani'yi yüzüstü bıraktı biliyorsunuz. Benzer durum bugün de geçerli. Dolayısıyla Amerika'nın 11 Eylül'den itibaren uygulamaya koyduğu politikalar Türkiye'yi farklı arayışlara itmiş vaziyette. Türkiye ile birlikte bölgedeki devletleri. Burada hep söylüyoruz, bakın izleyicilerimiz artık ezberlemiş olmalı. 16 Kasım 2001 diyoruz. Avrasya'da işbirliği eylem planını okun, okuyun. Türkiye ve Rusya orada diyor ki tek kutuplu dünyaya müsaade etmeyeceğiz. Çünkü tek kutuplu dünyanın yolu Avrasya'dan geçiyor. Avrasya'da da Türkiye ve Rusya'nın üzerinden geçiyor. Hangi devlet kendi egemenliğini oturur bir başka devlete teslim eder? Bu mümkün mü? Tek taraflı bir takım girişimlerle, hukuksuz çıkışlarla bunun yapılabilmesi mümkün mü? Amerika 11 Eylül'den itibaren Irak'ın işgali dahil olmak üzere uluslararası hukuku ayakları altına almış olan bir devlet. Önleyici doktrin diye saçma sapan bir doktrinle bütün ulus devletleri ve onların egemenliklerini hedef alan bir politika izleyen devlet. Siz bir ulus devletsiniz. Buna müsaade edebilir misiniz? Önünüzde Irak örneği var, Suriye örneği var, Libya örneği var, Afganistan örneği var, diğerleri var. Sıranın size gelmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya'da sıranın kendisine gelmesini hiç beklemeye niyet olmayan iki devlet. Peki ilk bölümün sonunda önemli bir noktaya değinmiştiniz. Demiştiniz ki aslında 15 Temmuz'u da masaya koyarak bir yorumda bulunmuşsunuz. Şimdi yıl dönümü de yaklaşırken aslında biraz o günden bugüne dış politika bağlamında bazı cümleleri de söylemek gerektiğini düşünüyorum. Neler diyeceksiniz? Birincisi şu. 15 Temmuz'u kesinlikle yeni dünya düzeni inşa sürecinden bağımsız tutamazsınız. Amerika yeni bir merkez çevre düzenlemesine gidiyor. Dünyada özellikle Soğuk Savaş sonrası itibariyle yeni bir uluslararası sistem inşa süreci var. Ve burada 11 Eylül'de özellikle kaos düzeniyle birlikte bir dönüm noktası. Ve Amerika mevcut bütün değerleri, efendime söyleyeyim örgütleri, hukuku tasfiye etmek suretiyle, itibarsızlaştırmak suretiyle kendine özgü yeni bir hukuk, yeni kurumsal yapılanmalar, yeni değerleri tüm dünyaya dayatmak istiyor ve bu bağlamda da bu devletleri, ulus devletleri hedef almış vaziyette. Buna Büyük Orta Doğu Projesi adını vererek yola çıktılar biliyorsunuz. Afganistan'da bunun
ilk başlangıç noktası oldu. Ve bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri burada ya doğrudan işgal yöntemlerine başvurdu. Afganistan bu anlamda işte ya bendensiniz ya teröristlerle deyip işgalde bulunduğu bir ülke oldu. Arkasından da Irak'ta hukuksuz bir işgalle efendime söyleyeyim daha farklı politikalar izleyebileceğini ve dünyada Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere hiç kimseyi dikkate almadan her türlü eylemi yapabileceği mesajını verdi. Amerika'nın bu tavrı bütün devletleri korkuttu. Buna Avrupa'da dahil, Avrupa Birliği de biliyorsunuz buna tepki gösterdi ve Amerika ile Avrupa Birliği arasında, kıta Avrupa'sı arasında bir orada sorun yaşandı, kriz yaşandı. Hatırlayacaksınız çünkü Avrupa şunu gördü. Bugün bu Irak'ın başına gelecek, yarın bir gün de benim başıma gelecek. Şimdi 15 Temmuz'da yapılan hadise bu kontrol altından çıkmış olan devletleri bir takım enstrümanlar üzerinden tekrar kendi ekseni, kendi çevresinde toparlama. Ve bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri tarihsel anlamda mesela 27 Mayıs dahil olmak üzere hep merkezden yaptığı bir takım darbelerle kendisi kendi ekseninden kayan devletleri tekrar kendi eksenine çekme politikası yürüttü. Ve bu anlamda da askeri darbelere bakıldığında büyük ölçüde hatırlayın 12 Eylül'de de söylenilmedi mi? Bizim çocuklar, bizim oğlanlar bu işi yaptı. Tamam diye mesajı ben mi gönderdim, sen mi gönderdin? Hatırla, değil mi? Dolayısıyla Amerika bizim oğlanları tırnak içinde bir kez daha devreye sokmaya çalıştı ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Türk milleti buna müsaade etmedi. Ve dolayısıyla Amerika şunu çok net bir şekilde gördü. Daha önce mesela Gürcistan'da çevre üzerinden merkezi kontrol altına aldı. Hatırlayın Saakashvili'yi. Hı hı. Kırgızistan'da güneyi kuzeye yürüttü. Asgar Akayev kaçtı. Orada merkezi yani devleti kontrol altına alabildi. Özbekistan'da yine çevreyi kullanarak devleti ele geçirmeye çalıştı. Başarısız kaldı. Hepsini biliyoruz doğru mu? Ve bunların bir takım sonuçları oldu. En son mesela İran'da halkı harekete geçirip İran'ı dış politikasından geri adımlar atmaya, taviz vermeye ve rejimi değiştirmeye yönelik hamlelerde bulundu. Ama Türkiye'de çevre yerine merkezi kullanan bir Amerika oldu 15 Temmuz'da. Fakat hesap etmediği şey düne kadar bu tür darbelerde sesi çıkmayan çevre, toplum, millet bu sefer devletine sahip çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bu sefer teslim etmedi. Ve bugün Amerika şunu çok net bir şekilde gördü. Çevreyi kontrol edemediği sürece yeni inşa edilen devleti, sistemi kontrol edebilmesi mümkün değil. İşte söyledik. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü diyor ki bizim açımızdan sorun şu bu değil. Ne? Ankara. Ankara ne? Ankara tamam. Bir şehir, vilayet ama hayır. Ankara'daki bir iradeyi kastediyor. Milli bir iradeyi kastediyor. O yüzden bu milli iradeyi ve bu anlamda ortaya konulan sistemi bertaraf etmeye yönelik olarak bu sefer çevreyi doğrudan hedef almış bir takım politikalara uygulamaya koymuş vaziyette. Ve bugün Amerika çevre üzerinden tekrar bir dizayn girişimi yapmak istiyor. Bakınız Venezuela örneği bu açıdan çok önemli. Venezuela'da bir üçlü merkezi yapı var. Buna karşı ne yaptı Amerika? Kitleleri kullanmaya çalıştı. Bakınız. Bir takım siyasetçileri kullanmaya çalıştı. Ve merkezde de bir takım kırıntı kalmış. İşte ordu mensuplarını falan kullanaraktan bir takım melez bir darbe girişiminde bulundu. Yani bir taraftan kitleleri çevreyi kullandı, bir taraftan da merkezi kullanmak suretiyle bir darbe yapmak istedi ama başaramadı. Şimdi bu açıdan Venezuela örneği oldukça önemli. Yani Türkiye'deki sürece gidişata bakıldığında, sistem eleştirilerine bakıldığında, çevreyi kendi içerisinde bir takım sorunlara itecek yeni kriz alanları yaratılmaya bakıldığında bunu görüyorsunuz. Bunları teker teker sıralamaya gerek yok ama şu an çevre kendi içerisinde bir takım
sorunların içerisine, tartışmaların içerisine itilmeye çalışılıyor. Aynı şekilde merkezi kendi içerisinde bölme ya da yıpratma yönelik bir takım faaliyetler artık net bir şekilde görünüyor. Ve yine merkezle çevre arasında güven sorunu yaratma yönelik hamleler var. Dolayısıyla 15 Temmuz'da bu sorun bertaraf edildi. Ama görülüyor ki operasyon bitmedi. Yani bu operasyon da bir süreç, bir adım 15 Temmuz. Ama Amerika Türkiye'yi kendi eksenine, kendi merkezi etrafında çekmediği sürece, Türkiye'yi bir kendisi açısından çevre ülke olarak konumlandırmadığı sürece bu tür operasyonlar devam edecek. Onun için ben hep şunu söylüyorum, 15 Temmuz itibariyle devlet ve toplum arasındaki ilişkiler şu an ciddi anlamda hedef halinde, özellikle çevre, yani toplumun kendisi ve bu kapsamda yapılması gereken de bu şu anki en büyük gücümüz olan çevreyi güçlü halde tutabilmek, çevreyle merkez arasındaki o ilişkileri daha dinç ve dinamik hale getirebilmek. Bunu yapabildiğimiz sürece hiçbir şey olmaz. Ve bu kapsamda Türkiye'nin yakın çevresi ağırlıklı olmak üzere, efendime söyleyeyim, bütün coğrafyasında etkili olması gerekiyor. Yani sahadaki askeri varlığı oldukça önemli. Unutmayalım, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik ve stratejik önem, bu yeni büyük oyunun ya da uluslararası sistemin yönünü, adını ve adresini büyük ölçüde belirleyecek bir potansiyele sahip. Ama Türkiye, evet, bu büyük oyunda merkezi bir yere sahip ama şu an için merkez bir güç değil. Ama Türkiye şu an merkez bir güç adayı ve bunu yapabilirse aynen tarihinde olduğu gibi bu bölgedeki güç boşluğunu doldurabilirse o zaman çok daha farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Dolayısıyla bugünkü kavganın nedeni merkez adayı olan ve merkezi öneme sahip olan bir ülkenin küresel bazdaki diğer merkez güçlerle olan mücadelesi ya da işbirliği. Ve burada bizim tarihsel coğrafya, Osmanlı ve Selçuklu coğrafyasını kastediyorum, oldukça önemli ve bizim varlığımız da zaten dikkatinizi çekerse her geçen gün burada artıyor. Mesela düne kadar işte Katar'da, Somali'de değil mi, Sudan'da, Cibuti'de askeri üslerimiz söz konusuydu. Belki önümüzdeki günlerde Lübnan'da söz konusu olacak. Çünkü Lübnan'da bu gelişmelerden ciddi anlamda rahatsız. Düne kadar Özbekistan'la bir takım belki sıkıntılar vardı ama bugün Türkiye, Özbekistan ve Pakistan askeri tatbikatlar yapabiliyor. Dolayısıyla bugün güvenlik eksenli yeni bir burada inşa durumu söz konusu ve burada bir kez daha söylüyorum. Amerika'nın mevcut bu izlediği politika ve bunun bir tehdit olarak algılanması bu devletleri Türkiye eksenli yeni bir arayışa da itiyor. Durum bu. Evet. Bu arada henüz resmi bir bilgi değil ama Pentagon'da bir basın toplantısı düzenleneceği belirtiliyor bu S-400'lerle ilgili. Onu da belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz size katkılarınız için. Yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz ama bugün günceli noktaladık. Pazartesi 16'da biz yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın.